Yerli aracımız TOGG, Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri biliyorsunuz. Şimdi heyecanlandıran yeni bir haber daha var. İkinci yerli araç, tanıştıralım, adı Very. Daha şimdiden ön siparişleri alındı. Eğer her şey yolunda giderse bu yıl içinde Very'yi yollarda da göreceğiz. Şimdi yeni yerli araca şöyle yakından bir bakalım. Burada daha çok önem verdiğimiz şey yerlilik. Bizim için ayrı bir gurur. Türkiye'nin TOGG'dan sonra ikinci yerli gururu Very yollarda olmak için gün sayıyor. Burada 400 metrekare bir hangarımız var. Batarya paketleri, elektrik motorları, transmisyon üniteleri, yazılımlar, elektronik kartlar, mobil yazılımlar geliştiriyoruz. Tamamen yerli mühendis ve tasarımcılar tarafından hazırlanan Very'yi üreten girişim yaklaşık 1,5 sene önce Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta kuruldu. Sürdürülebilir gelecek kaygısıyla minik konsepte bir elektrikli araç çalıştık. Yerli elektrikli cihaz Very, binek, ticari, pick-up ve otonom olmak üzere 4 farklı modelde tasarlandı. Binek model 4 kişilik. 3 kapılı. Çünkü biliyorsunuz biz Türkiye'de 2 kapılı araçları çok da aile aracı olarak tercih etmiyoruz. L7 sınıfı olduğumuz için bir nevi bir motosiklet sınıfı. Bu yüzden 16 yaşındaki İnsanlar dahi ehliyet alıp bu aracı kullanabilir. Ticari olarak tasarlanan 2 kişilik dorseli aracın içindeyim. Şu anda dorsesinde 800 kilo yaklaşık yük taşıyabiliyor ve %100 bataryayla şarjla yaklaşık 300 kilometrelik de bir menzili var. Pickup model ise 2 kişilik ve yük taşımaya da uygun. Hem 4 çeker performansı hem de kuvvetli bir tork hissedebilecekler. Otonom araçlar da tasarlanıyor burada. Örneğin tam da şu anda üzerinde bulunduğum bu otonom araç gibi işte bu araç 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor. Maksimum menzili ise 300 kilometre. Özellikle limanlar, havaalanları, askeri araziler, fabrika arazileri gibi kapalı alanlar için tasarlandı. Aldığımız 150 tane siparişi 2024 yılı içinde teslim etmeye hedefliyoruz. Bizim araç sınıfında airbag, ABS şerit takip zorunluluğumuz yok. Ama biz bunlara bağlı kalmayarak airbag koyduk, ABS koyduk, şerit takip desteği ekledik. Araçları yalnızca şarj istasyonlarında değil, birbirlerine bu kablolarla bağlayarak da şarj edebilirsiniz. Bunun için gereken tek şey işte bu kablo ve tabii aynı model bir araç. Şu anda tabii biz ürünü görüyoruz. İnşallah 2024'te de arkadaşların söylediğine göre yollarda göreceğiz. Ama yollarda görebilmek için arka tarafta çok daha büyük bir ekip çalışıyor.